parsellerin tamamında Kıbrıs Türk halkının hakkı var. Bu parseller adanın güneyinde, kuzeyinde, doğusunda veya batısında hiç fark etmez. Hepsinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarları var. Bu parsellerle ilgili bazılarının üzerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler var. Bazılarında ise Rum tarafının başka uluslararası şirketlerle imzaladığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler var. Bizim Rum tarafına söylediğimiz gelin tamamında işbirliği içerisinde hareket edelim. Birbirimize rağmen değil. Ancak Rum tarafı üçüncü parsel veya diğer parsellerin hepsinde bizimle hiçbir işbirliği kapısı açmadan tek yanlı adım atıyor. Bizim tepkimiz buna. Türk tarafı kendi hak ve çıkarlarını elbette uluslararası hukuk temelinde ve bir gerginliğe de yol açmayacak şekilde savunmaya devam edecektir. Bizim barış elimiz daima uzalıdır. Hiçbir zaman gerginliği tetikleyen taraf Kıbrıs Türk tarafı veya Türkiye olmadı. Geçmiş metotların birebir tekrarı anlamına gelecek bir şekilde müzakere masasına dönmek mümkün değil. Artık o defter kapandı. Yeni bir metodoloji, yeni bir yaklaşım gerekir. Gerçekten çok kökten bir değişiklik lazım. Bugüne kadar yaşadığım tecrübeler beni şu noktaya getirdi. Ucu açık süreçlerin bizi kapsamlı çözüme götürmesi artık mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi iki taraf arasında müzakerelerin anlamlı şekilde tekrar başlaması ancak müzakereler başlamadan önce bir takvim konusunda iki tarafın uzlaşı sağlaması ile mümkün olabilir.